255 gram ekşi maya var. Şu şekilde ekşi mayayı hazırladık. 80 gram ekşi maya, 80 gram un, 80 gram su şeklinde ve 1,5 gram kadar kuru maya hazırladık. Ortalama 80-80-80. 80 gram ekşi maya, 80 gram su, 80 gram da un şeklinde hazırlandı. Burada sıvı olarak 510 gram sıvı var. Bu 510 gramın 100 gramı sadece süt, geri kalan kısmı su ve buz. Yani suyun da 100 gramı 100 gram kadar buz var. 100 gram buz diyelim. 510 gramın 100 gramı süt, 100 gramı buz. Geri kalanı su. Niye buz kullanıyoruz? Havalar ısındı. Yaz ayları geldi. Hamurun ısınmasını istemiyoruz. Burada 600 gram unumuz var. 500 gram normal beyaz un. Sağ tarafta gördüğünüz koyu renkli olan da 100 gram da arpa. Ben bunu kullandım. Doğalsa'nın Metro Market'ten aldım. Doğalsa'nın arpa unu arkadaşlar. Ayrı bir lezzet, ayrı bir aroma veriyor. 600 gram totalde unumuz, 510 gram sıvımız, 250 gram da ekşi maya var. Ama bunu 80-80-80 de ayarlayabilirsiniz. Ben biraz unu fazla koymuşum. 250-255 gram ekşi mayamız var. Ve içine de 10 gram toz şeker ilave ettik. Focaccio'nun yumuşak olmasını istediğimiz için hamurun yumuşak olması gerekiyor. Aşağı yukarı %90 hidrasyon, %90 sıvı olması gerekiyor. Buraya 30 gram da sıvı yağ ilave edeceğiz. Yani 540 gram sıvı olacak. 600 gram una oranla 540 gram bölü 600 yaptığımız zaman 190, 6 kere 9, 54, %90 bir hidrasyon olacak ve mayalamaya bırakacağız. Aşağı yukarı bu hamuru yoğurduktan sonra arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz içimiz var. Hamuru yoğurduktan sonra indirmeye yakın bunu içine katacağız. Burada gördüğünüz gibi karamelize soğan, sarımsak tozu, yeşil zeytin, siyah zeytin, domates kuruları var. Gördüğünüz gibi baharatlar var. Bunlar bir standart değil. Kendi damak zevkinize göre artırıp çoğaltabilir. Farklı şeyler ilave edebilirsiniz. Ancak karamelize soğan burada çok farklı bir tat verecektir. Bunu aşağı yukarı 30-33 gram kadar sıvı yağ ile beraber harmanladık. Zeytin, siyah zeytin, kuru domates ve baharatları, biraz kekik, belki nane kullanabilirsiniz, fesleğen kullanabilirsiniz alternatif olarak. Sıvı yağ ile beraber harmanladık. Hamurun inmesine yakın bunu ilave edeceğiz. Ayrıca ayrı bir yerde bir miktar daha karamelize soğan arkadaşlar hazırladım. Onu da tepsi aşamasında anlatacağım. O da şu şekilde gördüğünüz gibi domates, nane, yeşil sarımsak olabilir, baharatlar ve burada da 30 gram kadar sıvı yağ var. Bunun içerisinde bu bekliyor. Tepsiye hamurumuz olgunlaştıktan sonra, 4-5 saat sonra olgunlaştıktan sonra bu domates çeşitlerini üzerine koyacağız. Ve kenarda da karamelize soğanımız var. Bir miktar ayırdım. Bunu da diğer aşamalarda görüyor olacağız. Şimdi hamuru yoğurma aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi unu ilave ettim. Buzlarla beraber hamur ısınmasın diye buz ilave ettim. İsterseniz kazanın arka kısmına buz torbası da koyabilirsiniz. Malzemelerimiz burada. Bunları diğer aşamalarda göreceğiz ilave ederken. Bu focaccio olacak. Tepside pişecek. Bu ekşi mayaya niye 2 gram kadar kuru maya koyduk? Ondan bahsedeyim. Ekşi mayam gerçek güzel ancak bugün yetişsin anlamında. Çünkü ekşi mayada yapılan ekmekler aşağı yukarı 10-15 saat mayalanması gerekiyor. Ben bu mayalanma sürecini kısaltmak adına bir miktar 2 gram, o da çok fazla değil, hemen hemen silme çay kaşığı kadar bir ekşi maya ilave ettim arkadaşlar. Buna 12 gram da tuz ilave edeceğim. Tuzun ilave ettikten sonra diğer malzemelerimizi ve süslemelerimizi beraber yapacağız. Tuzu ilave etmiyoruz çünkü mayanın gücünü kesmesin diye. Bunu bu şekilde karıştırdıktan sonra aşağı yukarı ben 1 saat burada bekleteceğim.
Ve tuzunu daha sonra ilerleyeceğim. Tuzunda kaya tuzu ilave ediyorum. Onu söylemiş oldum unutmadan. Burada 30 gram sıvı yağımız var. Yavaş yavaş katacağım bunu. Birden katarsanız toparlaması zor olacak hamuru. Şu an cıvık gibi gözüküyor ama dinlenince hamur toparlayacak, göreceksiniz. Balon balon gözenekler olduğunu göreceksiniz. Aşağı yukarı %100 hidrasyon diyebiliriz. Çünkü burada sıvı yağlar var. Focaccio %100'e yakın hidrasyonu gerektiren bir hamur yapısı olması gerekiyor. Gözenek olması için. Yağı yedikten sonra hamuru dinlendireceğim. 1 saat kadar. Sonra tuzunu ilave edeceğim. Tuzu ilave ettikten sonra da malzemelerimizi ilave edeceğiz. Tabii böyle hızlı oranda karıştırmayacağız. Yoksa tamamen parçalanır. Ona dikkat etmemiz gerekecek. Gördüğünüz gibi yağı tamamen yedi. Devir şu anda 7'de çalışıyor makine. 10 devirli benim makinem. Evet, şimdi sıra malzemeleri katmaya geldi. Gördüğünüz gibi hamur sakız gibi. Evet, hepsini katıyoruz karışımın. Yeşil zeytin, siyah zeytin, kekik, karamelize soğan, domates kurusu. Domates kurusunu sıcak suyla bir 10-15 dakika ıslattık arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Sarımsak mis gibi kokuyor. Şimdi bunu makinenin bir devirinde karıştıracağız. Hepsini özdeşleşsin diye. Çünkü hızlı devirde karıştırırsak eritir. Makineyi kapatıyoruz şimdilik. Evet. Bir de tüm malzemeler yedikten sonra hamuru dinlenmeye alacağız. Şu an harika kokular geliyor hamurdan. Evet, hamuru hazır. Gördüğünüz gibi tüm malzemeler içine karıştı. Diğer tariflerde bu tür malzemeler hamurun üzerine konuyor. Sadece üzerinde kalıyor. İçi kuru kalıyor. Normalde bu şekilde tüm malzemeler içinde gördüğünüz gibi. Yağladığım kaba aldım bunu. Aşağı yukarı bu 5-6 saat dinlenecek. Saat 11 gibi. Zannediyorum saat 4-5 gibi tepsiye alacağız. Diğer detayları sizinle paylaşacağım. Hamurun kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Yani %100'e yakın, hatta %100'ü geçmiş bile olabilir. Hidrasyon oranı gördüğünüz gibi. Dinlendikçe bu kabaracak, göz olacak. Onu da paylaşacağım sizlerle. Evet, hamuru hazır. Gördüğünüz gibi tüm malzemeler içine karıştı. Diğer tariflerde bu tür malzemeler hamurun üzerine konuyor. Sadece üzerinde kalıyor. İçi kuru kalıyor. Normalde bu şekilde tüm malzemeler içinde gördüğünüz gibi. Yağladığım kaba aldım bunu. Aşağı yukarı bu 5-6 saat dinlenecek. Saat 11 gibi. Zannediyorum saat 4-5 gibi tepsiye alacağız. Diğer detayları sizinle paylaşacağım. Hamurun kıvamı çok güzel oldu arkadaşlar. Yani %100'e yakın, hatta %100'ü geçmiş bile olabilir. Hidrasyon oranı gördüğünüz gibi. Dinlendikçe bu kabaracak, göz olacak. Onu da paylaşacağım sizlerle. Gördüğünüz gibi bayağı bir kabarmış. Gördüğünüz gibi. Kabın buraya gelmiş. Bir katlama yapmıştık bunu. Şu şekilde. Hamur bakın artık ele yapışmıyor. %100 hidrasyon olmasına rağmen. Aşağı yukarı bir saat sonra bakın gözenekleri
görüyorsunuz baloncukları. Bunu aşağı yukarı yarım saat, bir saat sonra tepsiye dizebiliriz. Evet, bunun dibindeki yağları tepsiye sürmemiz gerekiyor. Gerçi yağlı kağıt var, yapışmaz ama dibinde de aroma olsun. Tüm malzemeler birbirine karıştı. Domatesler, zeytinyağı, sarımsak mis gibi kokuyor. Harika bir focaccia olacak arkadaşlar. Evet, tepsiye boşaltıyoruz gördüğünüz gibi. Bu parmağımızla tepsinin boyu kadar açacağız. Ara sıra bunu açmak için ellerinizi yağlamanız gerekiyor ki hamur yapışmasın. Eşit bir şekilde her tarafı aynı kalınlıkta. Bu 30'a 40 tepsi. 30'a 40 tepsi. Şimdi domatesleri koyacağım üzerine. Bu şekilde açık da koyabilirsiniz. Bu şekilde basarak. Hamur çok güzel olmuş. Kabarıyor gördüğünüz gibi. Evet, burada ayırdığımız karamelize soğan vardı. Bunlar da ayrı bir lezzet verecek. Bu şekilde aralarına dağıtabiliriz. Bastırarak. Bunu fırına önceden ısıtmamız gerekiyor. Fırın ısınacak. Kızgın fırına atacağız. Zaten karamelize soğanlar içinde de vardı. Üstünde de şöyle gözüksün. Evet, fırına koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kabardı. 240 derecede buharlı fırında 25-30 dakika pişecek. Evet, üzerine kalan yağıyla yağlıyoruz kurumasın. Aroma versin diye gördüğünüz gibi. İç ısısını ölçtük. Yani 95-94 derece yeterli oluyor. Piştiğini anlıyoruz. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.